5. sınıf matematik dersi zaman problemlerini birlikte yapmaya çalışalım. Yukarıdaki dönüşümlerden kaçı doğrudur diyor. 3 gün 48 saattir diyor. 1 gün 24 saat, 3 gün 72 saattir. Eksiği koyduk. 5 saat 4 dakika. 1 saat 60 ise 5 saat 60 çarpı 5'ten 300 dakikadır. Yanında da bunun 4 dakikası var. Topladığımda 304 dakika eder. Burada 340 demiş. Bu da yanlış maalesef. 7200 saniyeye 12 dakika demiş. 7200 saniyeyi her 60 saniye 1 dakika olduğu için 60'a bölüyorum. 0 gitti, 0 gitti. 72'de 12, 72'de 6, 12 kere var. 0'ı da eklersem 120 dakika olması gerekirken 12 dakika demiş. Maalesef bu da yanlış. 540 dakikayı 9 saat olarak eşitlemiş. 540'ı hemen 60'a bölüyorum. Sıfırlar gitti. 54'te 6, 9 kere var. 9 saat. 4 numara doğru. 8 gün 8 saate de 200 saat diyor. 1 gün 24 saat. 8 gün 24 ile 8'i çarpmam gerekiyor. 8 kere 4 32'nin ikisi elde var. 3 8 kere 2 16. 3 de elde 19. Yanında da bir 8 saatimiz var. 192 ile 8'i toplayıp 200 saate eşit olduğunu görüyorum. İkisi doğru. Doğru cevabım A seçeneği. Güzel bir soru. 1990 yılında yaşı doğum tarihinin son iki basamağına eşit olan biri 2010 yılında kaç yaşında olur? Son iki basamağına eşitse bunun yaşı iki basamaklı bir sayıdır. Lütfen dikkat et. 1990. Çıkartacağım yaşını. Yaşını burada iki basamaklı bir sayı olarak belirledim. AB eşittir. Şimdi bulunduğu yıldan yaşını çıkartırsan neyi bulursun? Doğum tarihini bulursun. Doğum tarihinin son iki basamağı AB'ymiş. Buna eşitmiş. O zaman 90'dan AB'yi 1990'dan AB'ye çıkarttığımda 1900 sonunda da şu AB'ler eşit olacağı için AB demem gerekiyor. Bak burada da 1900 var, burada da 1900 var. Şunu diyebilirim. 90'dan ben AB'yi çıkarttığım zaman AB'yi bulacağım. AB 90 burada eksilen durumundadır. İki tane AB 90 ise AB adamın yaşı ne olur? 90'ın yarısı olan 45'e eşittir. Şimdi adamın yaşını 1990'a göre yaşını bulduk. 2010 yılında yani 20 yıl sonrasına benden yaşını istiyor. 45 ile 20'yi toplar 65'i bulurum. Doğru cevabım D seçeneği. 2 tam 3 bölü 5 saat matematik, 24 tam 4 bölü 15 dakika fen bilimleri çalışan Müge toplam ne kadar süre ders çalışmış? Bakın 2 tam 3 bölü 5 yanındaki birim saat. Yani 2 saat çalışmış. 2 tane 60 120 eder. Bir de 5'te 3'ü kadar çalışmış 1 saatin. Şimdi 1 saat 60 ise 60'ın 5'te 3'ü 60'ı 5'e böldüm. 12. 12 ile de 3'ü çarpar. 36 dakikayı buradan bulurum. 120 dakika 2 saattir. Bir de 5'te 3'ü de 36 dakika eder. Birinciden bana 156 saat, dakika geldi. Diğerinin de dakika olduğunu unutmayalım. 24 dakika çalışır. Bir de dakikanın 15'te 4'ünü çalışır. 1 dakika 60 saniye ise 60'ın 15'te 4'ü. 60'ı 15'e bölüyorum 4. 4 ile de 4'ü çarpıyorum. 16 saniyeyi buluyorsun. Dikkat et. Dakikanın 15'te 4'ü saniye eder. 16 saniye. Yani 156 dakika çalışmış. Bir de 24 dakika var orada. 24'ü de üstüne ekledim. 180 dakika etti. Bir de bunun yanında 15'te 4 dakika o da 16 saniye eder. 16 saniyesini de yazdım. 180 dakikanın 3 saat olduğunu biliyorsun. Yanında da 16 saniyemiz var. 3 saat 16 saniye. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir tiyatro topluluğundaki öğrenciler saat 12'de başlayarak 50'şer dakikalık 4 prova yapıyor. Her prova arası 18 dakika olduğuna göre 4 prova sonunda saat kaç olur? Birinci prova, ikinci prova, üçüncü prova, dördüncü prova da zaten bitti. Bak aralar 18 dakika. Bu 4 prova arasında 1, 2, 3 tane ara var. Şimdi bir kere 50'şer dakikalık 4 prova yapıyorsun. 50 çarpı 4'ten 200 dakika bana oradan geldi. 4 provada 3 tane aralık vardır. Ve her prova arası 18 dakikaysa 18 ile 3'ü çarparım. Oradan da 54 dakika olur. Toplamı bunun 254 dakikadır. 254 dakikayı sonuçta saate çevirmem gerekiyor. 60'a böldüm. 4 kere var. 4 kere 60, 240 eder. Çıkarttık. 14'ü bulduk. 4 saat 14 dakikadır. Kaçta başladım?
12.00'da başladım. 4 saat 14 dakika sürdü. Topladığımda 16'yı 14 geçe bitirmem gerekiyor. Doğru cevabım C seçeneği. Her gün 45 dakika öğrendiği konuları tekrar eden Ali, 15 günde toplam ne kadar süre tekrar yapmış olur? Her gün 45 dakikaysa 15 günde 45 ile 15'i çarpmam gerekiyor. 5 kere 5, 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 4, 22 de elde 22. 1 kere 45, 45 eder topladım. 5, 7 ve 6. 675 dakika. Bunu saate çevirmem gerekiyor benim. 675'i hemen 60'a böleceğim. Dakikayı 60'a bölerek saate çevirebiliriz. 67'de 60 bir kere var. Bir kere 60. 60 çıkarttım 7. 75'te 60 bir kere var. Bir kere 60. 60 çıkarttım ve 15 bu kalan da dakikadır. 11 saat 15 dakika. Doğru cevap A seçeneği. Şu an saat 8.25'i gösteriyor. Ege'nin söylediği zamandan 195 dakika sonra saat kaçı gösterir? 195 dakikanın kaç saat kaç dakika olduğunu bulmak için 60'a bölüyorum. 195'te 60 3 kere var. 3 kere 60 180 eder. Çıkartım 15. Yani burası 3 saat 15 dakikadır. Şu an saat 8.25'i gösteriyor. Benden 3 saat 15 dakika sonra saat kaçı gösterir? Onu istiyor. Onun sıfırı elde var. 1, 2, 1, 3, 1 de elde. 4 eder. Noktayı koydum. 8, 3 daha da 11. 11'i 40 geçe. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? 49 ile 27'yi toplayacağım. 69, 76 olur. 76, işte içinden 60'ı çıkartasın. Geriye 16 kalır. 1 saat 16 dakika diyeceğine 6 dakika diyor. A seçeneğini eledim. 17 ile 54 dakikayı topluyorum. Topladığım zaman 71 dakika eder. 71 dakika 1 saat 11 dakikadır. Bak burada saniye demiş. Lütfen dikkat et. B'yi de eledim. 26 dakika ile 37 dakikayı toplamam isteniyor. 26 ile 37'yi topladım. 63 dakika. 63 dakika içerisinden 1 saatlik zaman dilimi olan 60 dakikayı aldım. Geriye 3 dakika kaldı. Burada 1 saat var. Yanında da 3 dakika. Doğru cevabım C seçeneğidir. 16.50'de işten çıkan Ayten Hanım 25 dakikada evine ulaşıyor. 15 dakika dinlendikten sonra yemek yapmaya başlayan Ayten Hanım yemeği yaptığında saatin 18.10 olduğunu görüyor. Acaba yemeği kaç dakikada yapmıştır? Bakın 16.50'de İşten çıkmış. 25 dakika daha geçiyor. Evine ulaşıyor. 15 dakikada dinleniyor. Hemen topluyorum bunları. 10'un 0'ı elde var. 1, 6, 8, 1 de burada 9. 16'yı da aynen indiriyorum. Şimdi 16'yı 90 geçiyor diye bir ifade yok. Burada ben içerisindeki 60 dakikayı çıkarttım. Geriye 30 dakika kaldı. Çıkarttığım 60 dakikayı saat bölümüne 1 saat olarak ekledim. O da 17.30 oldu. Saat 17.30 yani 5.30. Saat 6'yı 10 geçe olduğunu görüyor yemek yaptıktan sonra. Bu durumda 18.10'dan 17.30'u çıkartmam gerekiyor. Baktığım zaman dakika bölümünde 10'dan 30 çıkmaz. 1 onluk aldım 17 kaldı. 1 saatlik aldım daha doğrusu. 60 10 da 70 eder. 1 saat 60 dakika olduğu için buraya 60 ekliyorum. 70'ten de 30'u çıkartıp 40 dakika yemeğini yaptığını görebilirim. Doğru cevap B seçeneği. İzmir'den 8.20'de hareket eden yolcu otobüsü 8 saat 15 dakika sonra Ankara'ya ulaşıyor. Otobüs yol boyunca 25'er dakikalık 2 mola verdiğine göre mola vermeseydi saat kaçta Ankara'da olurdu? Bakın 8'i 20 geçe hareket ediyor ve yolculuk 8 saat 15 dakika sürüyor. Topladığım zaman 5, 3.88 daha 16, 16.35'te Ankara'ya ulaşmış. Ama diyor ki 25'er dakikalık yani bunun içerisinde 25'er dakikalık 2 tane mola var. Bir kere 25'er dakikalık 2 mola 25 çarpı 2'den 50 dakika eder. Eğer bu molayı vermeseydi Ankara'ya daha erken varacaktı. 16.35 varış saatiydi. 50 dakika çıkartarak mola vermeseydi saat kaçta Ankara'da olduğunu öğrenebilirim. Şimdi genel olarak baktığımda 35'ten 50'ye çıkartamam. Bu durumda komşu olan saatten bir tane saat almam gerekiyor. Bir saat aldım, burada 15 oldu. Şimdi bir saat eşittir 60 dakika, değil mi?
60 dakikaya geldik. Buraya ekledik. 35 de burada var. Etti sana 95. 95'ten 50'yi çıkarttım. 45 dakika. 15'i de direkt aşağı indirdik. 15-45. Doğru cevabım A seçeneği. Arzu elindeki testi 10 dakika 36 saniyede bitiriyor. Yağız aynı testi Arzu'dan 1 dakika 27 saniye sonra tamamlıyor. Yağız acaba testi ne kadar sürede tamamlamıştır? 10 dakika 36 saniye ile 1 dakika 27 saniyeyi toplamam gerekiyor. Topladığımda burası 63 saniye. 11 daha da 11 eder. Dikkat et buraya. 63 saniye. Sen bunun içerisindeki 60 saniyeyi alıyorsun. Geriye 3 saniye kalıyor. Aldığın 60 saniye o da eşittir 1 dakikadır. Dakika bölümüne eklerim. Orada da 12 dakika olur. 12 dakika 3 saniye. Doğru cevabım A seçeneği.